Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince denetim konularını görüşmüyor ve gündemin kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmına geçiyoruz. İlk fırsatta vereceğim efendim. Birinci sırada yer alan Aydın milletvekili Metin Yavuz ve 60 milletvekilinin gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komisyon yerinde dünkü birleşimde iş tüzüğün 91. maddesine göre temel kanun olarak görüşülen 221 sıra sayılı kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan 9. maddenin önerge işleminde kalınmıştı. 9. madde üzerinde 3 önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. İlk önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 221 sıra sayılı gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifinin 9. maddesine 2 taksima maddesinin ibaresinden sonra gelmek üzere B bendinde yer alan binde beşini ibaresinin binde 10'u şeklinde ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. Orhan Sarıbal Bursa, Okan Gaytancıoğlu Edirne, Cengiz Gökçel Mersin, Faruk Sarı Aslan Nevşehir, Abdurrahman Duttere Adıyaman milletvekilleri. Önerge üzerinde söz isteyen Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tuttere. Buyurunuz sayın. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz sayın başkanım. Önerge üzerinde söz isteyen Sayın Abdurrahman Tuttere. Buyurunuz sayın. Sayın başkan, değerli milletvekilleri, 221 sıra sayılı kanunun 9. maddesi üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, tabi yine bir torba kanun teklifi klasiğiyle karşı karşıyayız. Bu torba kanunda özellikle seçim bölgem olan Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında tütün üretimini yapan tütün üreticilerine ilişkin de bir takım düzenlemeler var. Teklifte buna ilişkin maddeler var. Özellikle 11. madde, 12, 13 ve 14. maddeler tütün üreticisini yakinen ilgilendirmektedir. Değerli milletvekilleri, pandemi süreci başladığında hepiniz çok iyi hatırlarsınız. Sayın Cumhurbaşkanı çiftçilere hitaben bir karış boş toprak bırakmayın, bütün toprakları ekin dedi ve Adıyaman başta olmak üzere Hatay, Batman, Diyarbakır, İzmir, Manisa ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki tütün üreticileri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu talebine karşılık verdi. Tütünlerini ektiler, hasatlarını yaptılar. Ancak hasat bitti. Şu anda özellikle tütün üreticilerinin özel firmalarla yapmış olduğu sözleşmeler gereğince firmaların üreticiden ürünü alması gerekiyor. Firmalar, özel firmalar tütün üreticisiyle sezonun başında yapmış olduğu sözleşmelerde baş fiyat olarak 19,5 TL bir fiyat kabul etti ve bu fiyat üzerinden çiftçiyle anlaştılar. Üretici tütününü şu anda hazırlamış durumda, ancak şu anda özel firma tütün üreticisine Kahta'da, Besli'de, Adıyaman merkezde, Samsat'ta siz bu ürünü 13 liradan verirseniz alırız, vermezseniz ürünü almayacağız diyorlar ve çiftçi üzerinde, üretici üzerinde büyük bir baskı oluşturuyorlar. Şu anda üreticimiz kan ağlıyor. Hatay'da ve Adıyaman'da, diğer bölgelerdeki üreticilerin hepsi bu sorunla karşı karşıya. Buradan milletin kürsüsünden tütün üreticisiyle sözleşme yapan özel firmalara açıkça sesleniyorum. Sizin yaptığınız vicdansızlıktır, fırsatsızlıktır. Siz, Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti kapsamında üreticiyle yapmış olduğunuz sözleşmenin gereğini yapın. Attığınız imzaların arkasına durun. İnsafsızlık yapmaya gerek yok. Türkiye'de bu ortamda neyin fiyatı düştü de siz tütün üreticisine 13 lira fiyat dayatıyorsunuz? Mazotun fiyatı mı düştü? Gübrenin fiyatı mı düştü? İlacın fiyatı mı düştü? Çay, yağ, şeker başta olmak üzere hangi gıda maddenin fiyatı düştü de siz çiftçiye bu şekilde baskı yapıyorsunuz, dayatma yapıyorsunuz? Buradan
bu sözleşmeleri denetlemekle görevli tütün dairesine de çağrıda bulunuyorum. Orman Tarım ve Orman Bakanlığı'na da çağrıda bulunuyorum. Siz bu sözleşmeleri denetlemekle yükümlüsünüz. Şu anda özel firmalar Türkiye'nin her tarafında tütün üreticisine baskı yapıyorlar. Tütün üreticisini zora sokuyorlar. Alın terinlerine göz dikmişler, emeklerine göz dikmişler. Denetim görevinizi lütfen yerine getirin. Değerli arkadaşlar, yine bu teklifte özellikle 12. maddede Türkiye'de üretim yapan sigara fabrikaları başta olmak üzere buradaki üreticilerin ürettikleri tütün mamullerinde yerli tütün oranını, kullanma oranını %30'a çıkaran bir teklif var. Bu gerçekten olumlu bir adım. Biz bunu destekliyoruz ancak üreticilerimiz de merak ediyor. Neden %30, neden %50 değil? Yani eğer bu topraklarda yetişen ürün, bu topraklarda işleyen fabrikalarda üretilen mamullerde neden %50 olarak kullanılmıyor? Gerçekten bu da düşündürücü. Burada en az yerli ürün kullanma oranının %50 civarında olması gerekiyordu. Bu teklif bu haliyle de olumlu. Ancak yürürlük maddesinde arkadaşlar sorun var. Özellikle komisyondaki arkadaşlara da söylüyoruz. 14. maddenin yürürlük maddesine baktığımızda kademeli olarak 2022 yılında %17, 2023 yılında %21, 2024 yılında %25'e çıkarılıyor. Değerli arkadaşlar, iktidardaki arkadaşlara sesleniyorum. Madem yerli üretici korumak adına bu kanun teklifini getirdiniz, neden 2021'de bu 2021 ürünü için uygulanmayacak? Neden yıllara yayıyorsunuz bu şekilde? Zaten iktidarınız döneminde Türkiye'de üretim yapan fabrikalardaki yerli tütün oranı düştü. 2003 yılında %43 iken şu anda 2017 yılında bu oran %12'lere düşmüş. Sizin yanlış Sizin tütünle ilgili, tarımla ilgili yanlış politikalarınız yüzünden zaten tütün üreticisi mağdur, zaten sıkıntılı. Madem öyle, bu kanun maddesi hemen yürürlüğe girsin. 2021 yılından sonra Türkiye'de üretim yapan yerli fabrikalarda yerli tütün oranı %30, %40 olarak kullanılsın. Yine bu teklifin sakat olan ve ceza hukuku açısından da adaletsiz olan bir maddesi var. Özellikle 8. maddenin K bendine eklenen sarmalık tütün ibaresi çok sakat arkadaşlar. 4733 sayılı kanunda sarmalık tütüne ilişkin zaten O bendinde düzenleme var. Burada telefonla, faksla bir kilo tütün satana 20.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar para cezası var. Bu gerçekten çok büyük bir vicdansızlık. Düşünün, Kahta'dan Hasan amca Çelikan'dan Ali amcayı aradı. Bana bir kilo tütün gönder, ücretini ödeyeyim dedi. Bunun cezası bu teklifteki maddeye göre 20.000 Türk lirası. Ya vicdan. Tamamlayalım sayın. Değerli milletvekilleri, Türk Ceza Kanunu'nda ve cezanın genel hükümlerinde ölçüllük diye bir ilke var. Bir eylemin bir cezası olur. Şimdi 4733'te bu K bendi eğer bu şekilde yürürlüğe girerse bir eylemin iki cezası oldu. Hem K bendinde olacak hem O bendinde olacak sarmalık tütüne ilişkin. Dolayısıyla bu da beraberinde bir sıkıntı. Ayrıca yerli tütün üretimini teşvik etmek adına sigara fabrikalarına, büyük sigara şirketlerine burada Ö bendinde de bir müeyyide var. Ancak bu cezalar çok yetersiz. Siz burada K bendinde bir kilo tütün satana 20.000 lira para cezası getiriyorsunuz. Ancak bir sonraki bentlerde yerli tütünü %30 olarak kullanmayan büyük firmaya çok cüzi cezalar getiriyorsunuz. Bu cezalar caydırıcı olamayacağı için bu kanun uygulanamayacaktır. Ve dolayısıyla 12. maddede getirmiş olduğunuz %30 kotası da fiili uygulamada uygulama yeri bulamayacaktır.